Evet arkadaşlar, kendi köyümden çıktım. Şu an Beyşehir'deyim. Su kemerlerinin orasındayım. Gördüğünüz gibi burada Beyşehir yazısı var. Buradan Konya, Bozkır, Karacahisar köyüne gideceğim. Hasanay kardeşimin yanına. Onun da YouTube kanalı var, Anadolu'da Zaman diye. Onu ziyaret edeceğim. Bakalım onunla video çekebileceğiz mi? Oradan da Antalya'ya geçeceğim. Bugün Beyşehir'de Ali Bilir diye bir otelde kalıyorum, konaklıyorum. Güzel bir otel. Tam şehir merkezinde. Otelimiz burası. Ali Bilir Otel. Fiyatı uygun, kahvaltı dahil 650 lira. Beyşehir'e gelenlere tavsiye edebilirim. Burada konaklayabilirsiniz. Arkadaşlar otelden çıktım. Arabanın camı buzlanmış. İlk defa bu kadar soğuk var ama buralar iyi, buralar kolay. Ön tarafı neyle temizleyeceğiz? Şöyle güneşe mi dursam, ne yapsam? Güneşe doğru olan kısım hemen açılıyor. Arabanın içi de leş. Böyle olmayacak. Neyse, ben güneşe doğru döneyim. Zaman çabuk açılacak. Hazırlıksız yakalandık. Kıbrıs'tan Türk Hava Yolları konforuyla uçun. Detaylı bilgi thy.com'da. Reklam. Biraz bekleyelim. Muhtemelen açılacaktır. Güneşi görünce hemen açıldı. Evet arkadaşlar, şimdi Karacahisar köyüne doğru, Bozkır'a doğru yola çıkacağım. Haydi hayırlı yolculuklar. 100 kilometremiz var. Beyşehir'den çıkıyoruz. Bu taraf sahil. Beyşehir Gölü. Buradan Seydişehir yoluna gireceğiz. Önce Seydişehir, sonra Bozkır, ondan sonra Karacahisar köyü. Evet. Sola doğru dönerseniz Hüyük İsparta, direkt Konya, Seydişehir Antalya, sağ tarafa döneceğiz. Arkadaşlar Seydişehir'e geldik. Evet arkadaşlar, Bozkır yazdı. Direkt gideceğiz. Tınaztepe mağaraları varmış. Arkadaşlar, yani Seydişehir'in sırtında gerçekten muhteşem dağlar var. Arkadaşlar manzaraya bakın ya. Akseki 58 kilometre, Antalya 190 kilometre buraya. Bizim de 19 kilometremiz kaldı Bozkır'a. Şu an göremiyorum, Bozkır 16 kilometre, sonra yolunu değiştiriyor. Şahane manzara var burada. Şu güzelliğe bakın ya. Tınaztepe mağaralarına buradan gidiyormuş. Memleketimizde çok gezilecek yer var ya. 150 metre sonra dön diyor.
Yunanlı zirve. Kuruçay, Bozkır, Karaman. Evet, şimdi geliyoruz. Bozkır'a 36 kilometre varmış. Navigasyon niye beni şaşırttı ya? Karaman 145 kilometre. 36 kilometre. Böyle gideceğiz. Herhalde bir 50 kilometremiz ya var ya yok. Karacahisar köyüne kadar. Ama dikkatli olmak lazım. Eksi 1'e düştü şu an. İnşallah yolda kar veya buz yoktur. Çökmüş oraya. Kalmış gidemiyor. Arkadaşlar Sorkun Mahallesi'ne geldik. Burası Karacahisar Köyü'nden bir önceki köy. Bundan sonra Karacahisar Köyü'ne Hasan kardeşimin yanına ulaşmış olacağız. Orada güzel bir pınar var. Oraya da gideceğiz inşallah. Hasan'ın bungalovu var. O bungalovun biraz ilerisinde. Bakalım Karaçaydanlık'tan biz de çay içebileceğiz mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Karacahisar bu tarafa doğru. Şu an 3.7 kilometremiz kaldı. Ondan sonra Karacahisar'a vardık. Haydi devam. Evet arkadaşlar sonunda Karacahisar köyüne geldim. Evet Hasan kardeşimin evi hemen ilk baştaki evlerden. Evet kamyoneti burada. Burası Anadolu'da zaman. Hasan Ay kardeşimin evi. Bakalım şimdi bulabileceğiz mi evde? Yoksa aşağıda bir yerde mi? Burada yoklarsa bungalova gideceğiz. Evet arkadaşlar Hasan kardeşimin yanındayız. Bungalovun yanındayız. Balıkları getirmiş. Yaşıyorlar. Burada bir tane daha ölü var ama içeride. O bir tanesi. Ha o muydu? Ölmüştü arabada attım içine ya canlanır mı diye de canlanmadı bir de çıkaramadım. Bak burada yaşıyorlar da. Hepsi burada var. Allah Allah bu su nereye gidiyor buradan? Su fazlaya gelmeye tabi başlamış. Buradan akmış Allah Allah. Allah Allah enteresan nereye gidiyor acaba? Ya oradan aşağıya gidiyor. Duvar var gitmezse. Hepsi buradalar da. Bu iş olacak ki. Yok buralarda da geziyorlar. İşte bilmiyorum Allah olacak. Bir olur inşallah. Bakayım. Olur inşallah ya. Ya 2 gündür yaşıyorlar. Buraya da çok emek verdin ya. Su tuttu, su tutmadı. Buraya da çok emek verdin diyorum. Bir su tuttu, su tutmadı. Akılsızlık yaptık herhalde. Neyse vardır. Hayır diyelim, ne diyelim abi. Bunlar yemi bilmiyor ama ya. Mesela böyle adam atıyor. Hepsi bir anda birikiyor diyor. Biz atıyoruz, hiçbiri çıkmıyor. Normalde bunu attım mı suyun yüzüne çıkması lazım. Şöyle atıyorum böyle hop çıkmıyorlar ama. Allah Allah. Su çoğalmış ya. Çoğalınca buradan taşmış. Buralara bakayım ben. Biraz daha yükseltmen gerek herhalde bu kenarlara. Bu taraf biraz şey olmuş. Baksana yemi yemiyorlar bile. Ya ben şey varmış burada. Böyle değişik bir böcek var şöyle küçük küçük. Hmm. Onu sal dediler içine. Onlar o yer alabalık yer onlar dediler. Saldım herhalde onlardan besleniyorlar. Yeme gelmiyorlar o zaman. Yemiyorlar ya. Hmm. Hayır. Kaçın ben şu anda.
Kaç tane balık var burada şimdi? Ben birkaç gündür 35, takip edemiyorum. Bir haftadır takip edemiyorum seni. 35 tane. 34 tane. Bir tane ölmüş. Ona biçim hızlı yüzüyorlar. Evet. Ya. Evet. Roket gibi gidiyor baksana. Ama su temiz gibi. Eline alıyorsun, temiz alsan bulanık görünüyor. Ama bayağı pisletiyorlar. Aslında var ya, beton boyası var böyle, mavi boya. Evet. Onu yapsaydım var ya, tertemiz gözükürdü bu. Su temiz aslında, sadece şeyden betonun renginden böyle oluyor. Buradan akan su tertemiz, baksana. Tertemiz. Aynen. Neyse ya. Bu havuzları yapınca altlarına öyle boya yapıyorlar. Evet. Temiz yani gözüksün diye. Yaşasınlar da bak, mesela burada geziyorlar bak. İyi olur inşallah ya. Ama birazcık toz var arada. Toz şey yapıyorlar, bulandırıyorlar suyu tozlanmış kendileri. Tozlanmış ya. Evet. Su bulandığında oluyor herhalde biraz. Onu bir hızlı hareket lazım. Ediyorlar ya. O cesedi biraz almam lazım. Bir tarafta var, bir tarafta da olmuş. Yani mesela su bulanıyor ya. Su bulandı mı yukarıdan gelen çamur getiriyor herhalde. Burada yazın yüzülür de. Soğuk su. Ya tertemiz gibi. Evet, su. Tertemiz ya. Su temiz. Burada çay var zaten. Yaşarlar ya. Bu Aygır'dan gelen su değil mi burası? Tamam. İnşallah yazın burada. İnşallah ailecek mutlaka kalacağız. Ya toparlamaya vakti yok. Şurada mescit var zaten. Onun aynen WC var orada. Evet, tuvaleti var orada zaten. Aynen. Odunlara da çok uğraştım. Daha birkaç gün uğraştım bunları yapacağım daha diye. Daha bitmedi ya. Bak güzel. Soğanmış ya. Yakıyorsun. Bayağı soğanmış ya. Buradan nereye gidiyorsun? Oradan öyle gömülüyor herhalde. Aşağı, burada, burayı sıvamadınız daha değil mi? Doğru ya. Aynen. Buradan akıyor alta. Burası da dolar ya. Kışın dolar var da. Burayı da sıvatıracaksın mı? Ya ilk etapta şurayı bir yapalım dedik, vakti olursa yapacağız. İnşallah bakalım bize de burada bir ateş yakmak nasip olur. İnşallah olur ya. Vallahi tam bahar havası var ya. Hiç Ocak ayı gibi değil. Tarlası olanlar için çok kötü. Gidelim mi Aygır'a? Gidelim. Evet abi, işte burası. Meşhur. Köyümüzün Aygır Şelalesi. Aygır eski ismi Hammuar derlerdi. Soğuk ama burası kız olduğuna. Evet. Vallahi sular az. Geçen sene ettiğimiz. Biraz inelim mi? Üçte biri. Birde biri değerli. Bu gibi ama. Yine de güzel akıyor ama. Dağın içinden gelmiyor değil mi? Bu nereden? Yerden mi fışkırıyor? Yerden, yerden. Yerden değil mi? Hiçbir şey.
Bebelisin ya. Bir de ben nasipleneyim. Bir de ben nasipleneyim. Allah. Ya işte bizim köyde bu suyu Allah bir aradan vermiş. Buraya nimet bu ya. Ya nimet tek. Ya yani buradan çıkıyor. Yani kırsal bizim köy ya. Daha doğrusu ilçe. İlçeyle bile alakalı. İlçeye bile değeri var biliyor musun suyun altı? Bozkır'da. Nereye kadar gidiyor bu? Vallahi bir kere Torkun'dan geçiyor herhalde. Geçiyor. Orada gördüm. Bozkır'dan da geçiyor da oradan öteyi ben de hiç... Ha doğru, Bozkır'ın içine de bir aksiyon. Zahmet edip araştırmadım nereye kadar gidiyor diyor. Ama bizim buradan çıkıyor, onu biliyorum. Yazın kul olur bu. Çok güzel ya, yazın inşallah. Yazın bak, yarın şimdi... Yazın mutlaka geleceğiz buraya. Mesela şimdi hiç kimse yok. Yazın ama kul olur. Soğuk ama ya. Ne? Kul olur. Karlı olsa çok daha soğuk olur, üşüyorsun bana. Ne? Gelemezdik ki zaten. Gelemezdik ki doğru. Yürüyerek gelirsin. Sen köpeklerle çıkıp geliyordun ya. İşte ben sabah ağrı yapıyorum ya kuşu. 11 ile beraber çıkıyorum. İkinin ağrını anca eve dönebiliyorum yani. 2-3 saat sürüyor. Ne yapalım? Gidelim mi? Gidelim ya. Tamam oğlum, bir şey demiyorum. Ekmek verelim mi? Açtır belki ya. Ekmek yemez bence bu ama. Et yere. Ete alışkın. Ete alışkın bu. Karnı da tok yani. Aç da değil. Avlanıyor demek ki bu. Şşş. Dur la. Sana özeniyorduk hep, keşke dürünüyordum böyle. Ne? Keş. Patates kızartması bizim ana yemeklerimiz. Bazen şöyle karıştırdığımda Hasan adaşım gibi karıştırıyorum diyorum. Bazen ya ben şöyle karıştıramıyorum ya, vakit geçiyor gibi sanki. Evet. Fazla vakit geçiyor gibi şöyle. Dün restoranda ben de yapıyorum, ben de... Tamam, baktım, baktı birisi, dedim Allah Allah. Yani şöyle de, şöyle, ya şey ister ya, ne diyeyim sana, emek ister. En iyisi şangur şangur. En güzeli doğal, nasıl yapıyorsan öyle devam. Vallahi. Senin kendi balın mı? Bizimki kalmadı ya, bizim azdı ya, çok erken bitti, çok yedik balı. Seneye inşallah yeni balımız çok olacak. Arıyı çoğaltmayı düşünüyorum. Lahine yere mi koyacaksın? Hmm, güzel orası ya. O yeni düzelttiğin yere ahır yapacaksın. İşte oraya bakalım yapabilirsek. Seneye bakalım, bu kış bir bitsin de. Beton iyi çekmiyor biliyor musun? Ne olur ne biter. Kim öyle kim kalan derler hani. Seneye bir olsun bakalım, baharı bir görek. Yaylaya bir göçek. Artık yazın geldiğinde bu yayladaysan yaylaya mutlaka vuracağız artık. Bekleriz abi. Şimdi senin nesine herkes söyleyelim. Herkes bekleriz abi. İnşallah dek gelirse iyi olur bizim için. Dek gelmeyince ben de üzülüyorum. Bazen işin ortasında oluyor, dek gelmiyor. Sonuçta yani bizi sevdiğiniz için, sevdikleri için geliyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse nitsinler bizi. Değil mi? Bu o keçin şeyinden çıkan değil mi? Hmm. Keş. Bizim orada küpün içine basıyorlar bunu.
rahat otur istesen abi, böyle otursan. Sen böyle oturuyorum da biraz şey oldu mu? Bol oldu mu? Böyle oturuyorum. Kalabalık oldum, mecbur toplu oturmam lazım. Efendim abla. Teşekkür ederim abla. İyi, siz nasılsınız? Şimdi o zaman sen o kara demlikler için de çok demlik atıyor diyordu. Ya bizim ben çay mesela rengi iyi çıkar da acı olmaz. Şimdi acılık var mı çayda? Yok çok demli güzel, gibi, çok şahane. Valla çok güzel. Sudan mı yani. İşte çaydan mı? Demli gibi gözüküyor ama rengini alıyor. Ya bu arada kamera açıkken de söyleyeyim ya, şimdi de açıkken söyleyeceksin. Çok çok selamı var. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sen de selam. Şimdi çocukların. İnşallah. Aleyküm selam. Ailecek de bekleriz ya. Herkese inşallah, vallahi dediğim gibi denk gelmedi mi? Kötü oluyor ya benim için de. Ne malum bizim bulunduğumuz yer biraz tenha mı diyeyim, sapa mı diyeyim, sapa mı derler. Şey yani yol üzeri değil ya. Burası son köy zaten, başka yer değil mi? Son köy. Orası aygırı tıkıyor orayı, kapalı. Aynen. Aygırdan sonra yaylalar başlıyor abi. Senin bardaklarda bir şey var ya. Çok ses yapıyor. Sağlamam. Konya'nın ince belliler ben herhalde. Senin kamera kapalı mı yoksa? Kapalı benimki değil mi? Ben sana mı seninkinden söyleyecektim ya? Valla. Komutan nerede komutan? Sen misin komutan? Ne güzel uçtun öyle. Lan lan lan, eve girme. Ne var lan? Bir dakika. Yoldular seni? Güzel uçtu ya demiş diğeri. Sen şu aletin gibi al abi. Powerbank. Başlattı. Evet arkadaşlar, Hasan kardeşim yanında misafirlikteyim. Az sonra ahıra gireceğiz. Ahırı temizleyeceğiz. Oo, kediler yukarıdaymış. Pamuk oradaymış. Pamuk geliyor, pamuk. Pamuk gel. Gel pamuk. Pamuk. Bulut muydu, pamuk muydu bunun adı ya? Ben pamuk pamuk diyorum. Bulut muydu bunun adı? Bulut. Bulut. Pamuk diyorum öyle. Bunu var ya, eşim senden istemiş Instagram'da. Yazmış sana. Onu ne olur bana ver diye. Kirlendi ya. Tencere.
Bak şuna. Hadi bakalım su içmeye. Oh, oh, oh mu diyor? Ne diyordun? Ne sulansınlar da. Ne tokuşacağız ona. Bunlarda da var. Güçlü güçsüz her zaman. Aynen. İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda da. Hadi suyunu iç sen de. O en küçük ya, yanaştırmıyor. Ha, yanaştırmıyorlar. Korkuyor.